Arkadaşlar merhaba. Figo Park Gıda'nın bilançosuna bakalım. Evlerinde ciddi etme sermayesinde iyileşme görülse de arkadaşlar hala 3 milyon açık var. Ancak nette kasadaki 24 milyon nakiti harcamış, üstüne 20 milyon borca girmiş. Bütün dışına çıkan çok ciddi bir yatırım gözükmüyor. Nakit akışları da olumsuz evrilmiş. Bütün buradan bahsettikten sonra faaliyetlere geleceğiz. Çeyreksel bakıyoruz. Bir önceki çeyrek ve bir sonraki çeyrek arasında artışlara, azalışlara bakıyoruz. Hasılattan başlayacağız. Hasılat geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %24, 27.24 artarken bu çeyrek 14.91, 95 artmış. Bir önceki çeyrekte -12.26'ymış. Dolayısıyla bir gün öncekinden kötü, bir öncekinden iyi diyelim arkadaşlar. Gelelim faaliyete. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet kârı üretmiş? Geçen sene 33.99'muş. Bu sene 10.81. Bir önceki çeyrek 22'ymiş. Bu da her iki çeyrekten bırakın. Son 6 çeyreğin en kötü performansı olmuş. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar net kâr elde etmiş? Geçen sene %15.03'müş. Şu anda %6. Bir önceki çeyrekte 11'miş. Bu da en kötü ikinci performansa sahip olmuş burada da. Gelelim öz kaynak kısmına. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl 29.53 hasılat elde ederken şu anda 44.12 elde etmiş. Bir önceki de 40'mış. Bu da arkadaşlar her iki çeyrekten iyi olmuş. Gelelim faaliyet kısmına. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl 10.04 faaliyet kârı üretirken şu anda 4.77'ye düşmüş. Bir önceki 9.15'miş. Bu da son 6 çeyreğin en kötü performansını yaşamış. Net kar kısmına gelirsek her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl 4.44 net kar elde ederken şu anda 2.65. Bir önceki çeyrekte 6.15'miş. Bu da en kötü ikinci performans olmuş. Öz kaynak kısmına gelelim. Çeyreksel olarak ne kadar büyümüş? Geçen sene bu çeyrekte %77.80 büyürken bu kez 1.24 büyümüş. Bir önceki çeyrekte 5.97'ymiş. Bu da son 6 çeyreğin en kötü performansını göstermiş. 2022'ye 9'da yıllık %300.31 büyürken yıl sonunda 125.30'a, oradan da 28'e çok ciddi oranda düşmüş, hastalanmış sanki arkadaşlar. Gelelim fiyat hareketine. Bizim baz aldığımız nokta 21.12.2021'de 2.67'ymiş. Oradan bu yana öz kaynaklar %347 büyürken fiyat %105 gitmiş. Fiyat öz kaynak büyümesinin gerisinde kalmış. Halka açık oranı 75, ben 60'tan sonrasını yüksek görüyorum. Piyasa değeri, defter değeri en düşük 0.47'ymiş şu anda. Yaklaşık 4.5 katında 2.19 olmuş. FYK 9.21 fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 9.92 olmuş. Getiri kıyaslamasına baktığımızda arkadaş defter değeri 2.50'ymiş. Bu 2.50'yi %28.29 oranında büyütürsek, böyle gittiğini varsayarsak arkadaşlar 71 kuruş karınız olacak. Fiyat 5.48'miş. Bunu faize yatırırsanız 1.81 %33'ten ayrıca herhangi bir maddi duran varlık alırsanız da 3.10 kazancınız olur. Dolayısıyla şirket bu durumuyla faizin ve enflasyonun gerisinde kalmış. Burada bir dengenin oluşması lazım. Ya şu 71'in buraya evrilmesi lazım, bu 3.10'a. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bu 28-29 öz kaynak büyümesinin yukarı gitmesi lazım. Veyahut da fiyat gerileyerek şuradaki rakamın 75'e, 71'e evrilmesi lazım. Bunların hangisi olacağını tamamen size bağlı, sizin çalışmalarınızı ve öngörünüze bağlı. Biz burada bunu yapmıyoruz. Burada belirttiğimiz al, sat, tut tavsiyesi değildir. Arkadaşlar biz fotoğraf çektik, anlık fotoğraf. Bundan sonra karar sizin. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.